Gökçek ile Sağlıklı Yaşama hoş geldiniz. Bugün Sayın İbrahim Gökçek bizlerle olacak. Değerli bilgilerini paylaşacak. Evet sevgili seyirciler, ekranda telefon numaralarımızı görüyorsunuz. İbrahim Bey'e sorularınız için 0212 621 2165'ten ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bugün hangi hastalıkları konuşacağız? Evet, öncelikle sağlıklı beslenme. Evet. Sonra bunama, erken bunama yani demans, kulak çınlaması, depresyon, panik atak, romatizma, vakit bulursak daha diğer hastalıklara da girebiliriz. O zaman sağlıklı beslenmeden başlayalım. Evet, sağlıklı beslenme nedir, nasıl olur? Yani Avrupa'da insanlar genellikle sabahları okula giden çocuklarına bir bardak süt, bir bardak süt verirler. Kahvaltı yok. Veyahut da yanında okulda yesin diye bir tane elma, armut, portakal, herhangi bir meyve. Sabah bir bardak süt içerler ve tamam, bitti, bu kadar. Evet. Geçenlerde İran'dan gelen iki iş adamı, öğlene kadar sohbet ettik, işle ilgili konuştuk. Öğleden sonra ben onlara dedim ki öğle yemeğine buyurun gidelim. Aa dediler ki bizde üç öğün değil yemek. İki öğün. Azerice konuşuyor. Bizde özümüz iki yemek yeriz dedik. Özünüz iki yemek yeriz de siz neden üç öğün yemek yiyorsunuz dedi. Peygamber Efendimizin sünneti iki öğündür dedi. Azeri. Teprizli Mahmut Bey, doğru söylüyorsun dedim. Biz neden üç öğün yiyoruz? Siz neden üç öğün? İran'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Endonezya, Malezya, birçok İslam ülkesinde sabah süt içilir. Bir bardak süt. Akşam da yemek yenir. Öğle yemeği yoktur. Veya varsa da çok hafif bir şeyler yenir. Avrupa'da da hemen hemen aynı. İnsanlar sabah süt içer, öğlen hafif bir şey yer, bir de akşam yemeği bitti. Yani 2,5 öğün gibi bir şey yani. Türkiye'de ise son zamanlarda moda oldu. Nedir? 3 öğün, bir de ara öğün. Bu nedir? 3 öğün, bir de ara öğün, 5-6 öğün. Bir kişi günde 5-6 öğün yemek yerse, yani abur cubur atıştır, onu ye, bunu ye, şunu ye, ne olur? Balon gibi şişer. Doğru. Mutfak robotu, miksere durmadan yiyecek, içecek tıkarsanız, çalıştırmaya çalışırsanız ne olur? Bozarsınız. Bizim midemiz mikser değil ki. Çok hassas. Ben Peygamber Efendimiz'in hayatını okudum, inceledim. 6 ciltlik bir kitap okudum. Peygamber Efendimiz'in yaptığı iş şu. Sabah kalktığında bir bardak süt içiyor. Bir bardak süt. Akşam da birkaç tane hurma. Diyeceksiniz ki o peygamber. Peygamber Efendimiz'i zaten Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar örnek aldığı için adamlar Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan dünyanın öbür ucuna kadar ne yapmışlar? Aynı anda 5 imparatorluk kurmuşlar. 5 imparatorluk. Osmanlı, İran'da Safevi, Azerilerin kurmuş olduğu imparatorluk, Türk İmparatorluğu, Orta Asya'da Türkistan İmparatorluğu, Afganistan, Pakistan, şimdiki Afganistan, Pakistan, Hindistan'da Babür İmparatorluğu ve şimdiki Rusya'da Altın Ordu Devleti. Yani atalarımız aynı anda dünyanın yarısından fazlasını 5 imparatorluk kurarak yönetmişlerdir. Niçin? Nasıl yönetmişler? Bir bardak süt. Bir bardak süt içti. Sünnete uymuşlar. Beslenmede sünnete uymuşlar. Beslenmede sünnete uyarsanız hastalık olmaz. Biz neden bugün insanlarımızın hepsinde tansiyon var, kolesterol var, lipid var, trigit var, kalp yetmezliği var, böbrek yetmezliği var, astım var, bronşit var, hastalık var. Çünkü sürekli dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz. Sanki midemiz mutfak robotu. Mutfak robotuna bile bu kadar yiyecek, içecek doldursanız ne olur? Patlar, bir tarafı kırılır. Ve insanlarımızın hepsi hasta. Ha, diyeceksiniz ki siz ne yapıyorsunuz?
Biz de yavaş yavaş sünnete uymaya çalışıyoruz. İnşallah başaracağız. Çok çok zor bir insan sağlıklı beslenme kurallarına uyması. Avrupa'da ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Avrupa'da ortalama her insan, her kişi ortalama 1 litre süt tüketir. Süt içtiği zaman kişi sabah bir bardak süt içtiği zaman o gün akşama kadar hiçbir şey yemese yeterli geliyor. Yeterli gelir. Bütün ihtiyacını karşılar. Ha, ben özel bir reçete vereyim şimdi. Sütle birlikte çok özel bir reçete. Çok güzel. Süt içmek isteyenler. Bir bardak sabah kalktığınız süt içeceksiniz. Yarım litre süte. Bir çorba kaşığı çörek otu. Bir çorba kaşığı bal ve bir miktar aloe vera dün getirdik, bugün getirmedik bak. Evet. Bir parça aloe vera katıyorsunuz, kaynatıyorsunuz, içiyorsunuz. Kişiye çok büyük bir enerji verir. Yakında aloe veranın biz yapraklarını satacağız şöyle 70 santim. İsteyenlere göndereceğiz. Tanesi 5 liradan hizmet amaçlı 5 liradan aloe vera yaprağı. Yani 1,5-2 ay bir kişinin ihtiyacını karşılayacak. Yani süt içtiği zaman kişi bütün vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Süte çörek otu, bal, aloe vera katılırsa bağışıklık sistemi güçlenir, vücudu arıtır, temizler vesaire. Bu nedenle sağlıklı beslenmek isteyenler süt içsin. Özellikle de çocuklar, ha süt deyince hangi süt? Pastörize süt ölü süttür. Marketlerden aldığınız süt ölü süt. Peki diri süt, ölü süt nedir? 200 derecede ısıtılıyor ultraviyolet ışınlarla. Ondan sonra da deniyor ki bu süt pastörize süt. Aa çok iyi. Neresi iyi? O çöp. Vitaminler ölüyor, enzimler ölüyor. Ultraviyolet ışınlarla, UHA ışınlarla pastörize edilen süt içilmez, çöp. Nasıl bir süt içeceksiniz? Doğal süt, taze süt, günlük süt. Avrupa'da insanlar, her mahallede insanlar, çiftçi vardır. Çevrede yaşayan insanların süt ihtiyacını karşılamak için ahırlar var. Her mahallede. Doğru. Almanya'da kalıyordum, bizim mahallede sütçü vardı. Ama kuyruğa girmen lazım süt alabilmek için. Süt ihtiyacını karşılamak için gider insanlar oradan taze süt alırlar. Türkiye'de de her mahallede ne yapılması gerekir? Küçük bir çiftlik yapılıp insanlara taze süt ihtiyacının karşılanması gerekir. Pastörize süt, süt değil, günlük süt, taze süt içilmeli, köy sütü içilmeli. İbrahim Bey, bu nedir? Ne işe yarıyor? Bu nedir? Ne işe yarıyor? Evet, güzel bir soru. Bu nedir? Ne işe yarar? Bu bitkinin ismi Ginkgo biloba. Biloba iki loplu demek. Yaprakları ortadan yırtıldığı için iki lopa ayrılır. Bu yaprağın özelliği nedir? Aynı beyne benzer. Görünüm itibariyle şöyle parçalandığında beyinde iki loptur. Bu da yaprağı da aynı görünüm olarak beyne benzer. Ne ben demek? Ben de meyvelerini görüyorum İbrahim Bey. Evet, meyveleri de kiraz gibi, kiraz büyüklüğünde ama meyvesi pek, Çinliler meyvesini yiyor ama biz yiyemeyiz çünkü alışkın değiliz. Tadı kavurarak bunlar, Çinliler her şeyi yerler. Böcekleri de yerler, yılan da yerler, çiyan da yerler. Biz o kadar şey değiliz yani biz yemeyiz, dikkat ederiz. Bu Ginkgo biloba ağacının, yaprağının birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Ne işe yarıyor? Ginkoloid. Ginkoloidler beyne kan akışını artırır. Yani beynimizi besler. Evet. Beyne vitamin, mineral, enzim akışını artırır. Pıhtılaşmayı önler. Ginkgo ile ilgili klinik araştırması. Bu klinik bir, akademik bir dergi. Magazin dergisi değil. Burada yapılan klinik araştırmalarla Ginkgo ile ilgili yüzlerce araştırma yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda benim yazmış olduğum şu kitapta da bu kitapta da çok ayrıntılı bilgi var. Mesela Ginkgo ile ilgili birkaç örnek verecek olursak 1929 yılında
klinik araştırmalar başlamış ve bugüne kadar binlerce diyebileceğim klinik araştırması yapılmıştır. Dünyada en çok ginkgo bitkisel ürün olarak, bitkisel gıda takviyesi olarak en çok hapı damlası derecesi satılan bitki ginkgo'dur. Dünyada bir numara. Peki bununla çünkü ilgili... beyine kan akışını artırır, beyni besler, kulak çınlamasını önler, hafıza zafiyetini önler. Efendim bir şey mi sorunuz? Bununla ilgili bir çalışmanız var mıydı ginkgo ile ilgili? Evet var, ona da geleceğim yavaş yavaş. Şimdi ginkgo ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda erken bunama rahatsızlığı olan, yani demans, bunama, 10.815 Alzheimer hastası üzerinde klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmada bu hastalar tedavi edilmiştir. Bir, iki, 292 kulak burun boğaz doktoru, kulak çınlaması yani tinnitus rahatsızlığı olan hasta üzerinde toplam 1357 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlar ve tinnitüsü, kulak çınlamasını, ağır duyma zafiyetini, rahatsızlığını tedavi etmişlerdir. Profesör Doktor Arrigo, Profesör Doktor Diel, Profesör Doktor Gesne, Profesör Halama vesaire vesaire yüzlerce klinik araştırma sonucunda baş dönmesi, baş ağrısı yani beynin beslenememesi nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıklar tedavi edilmiştir. Şimdi bu ginkgo çok çok faydalı, çok çok özel bir bitki. Fakat beynin içerisindeki kılcal damarların içerisinde oluşan plakları çözmek için ne gerekir? Alıç gerekir. Alıç. Bir. İki. Beyinde loblar arasında oluşan plakları çözmek için ne gerekir? Zeytin yaprağı. Oğul otu. İşte bu nedenle bizde çok özel bir formül geliştirdik. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan özel formül ne diyor? Alıç ekstraktı, ginkgo ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, oğul otu ekstraktı, ginseng ekstraktı. Çok absolut mükemmel bir formül. İbrahim bu Bey, ne yapıyor? Beyni besliyor. Günde bu mesela Alzheimer, yani erken bunama, kulak çınlaması, tinnitus, unutkanlık, hafıza zafiyeti, baş dönmesi, baş ağrısı. Bu tür rahatsızlıkları olan insanlar, bundan hafif rahatsızlığı olanlar günde 3-4 defa birer adet. Ağır rahatsızlığı olanlar günde 3-4 defa ikişer adet alabilirler. Bu ne yapıyor? Beyine kan akışını artırır. Vitamin, mineral, enzim akışını artırır. Yavaş yavaş besler. Artı bir. Bir de bunun birleşimindeki enken madde ginkoloidler, pıhtılaşma kat sayısı dediğimiz PAF faktörünü frenler. Yani kanda oluşma ihtimali olan pıhtılaşmayı önleyici özelliği vardır. Bu nedenle de dünyada bu alanda trombozite karşı çok çok etkili ve mükemmel bir üründür. Şimdi artı kanı mesela inceltici, günümüzde kan inceltici ilaçlar kullanılıyorlar. Kalp rahatsızlığı olanlar, kan dolaşım rahatsızlığı olanlar. Kan sulandırıcılar uzun süre kişi kullanırsa ne olur? İç kanamalar olur, ölebilir. Farkına varmaz. Yani bazı kişilerin de zaten kanları sıvı. Kanları, yani kanı sulandırıcı ilaçlar veriliyor. Birçok kimyasal ilaç kanı sulandırayım derken ne yapıyor? İç kanamalardan sürekli kan sulandırıcı kullananlar 2-3 haftada bir doktora gidip işte trombozit sayısı, lökosit sayısı vesaire vesaire kontrol ediliyor. Bize çok ağır bir hasta geldi bundan 3 ay önce. Kanser hastası, lösemi, kan kanseri. 4 ay kemoterapi görmüş. Raporu var burada. 4 ay kemoterapi görmüş, çok ağır. Hastaneden çıktığında kandaki lökosit oranı, yani ak yuvarlar çok yüksek. Normal 4,5 ile 11 arası olması gerekir. 18, 2 katı. Trombozitler çok çok düşük. Çok çok az. Trombozitleri 14.4'e düşmüş. Yani aşırı ilaç kullanmaktan kanı incelmiş. Bir yeri çizilse kanamadan ölebilir. Öyle. Çok perişan.
Biz ona iksir aloe vera jel, iksir aloe vera jel, aloe vera. Sanırım bu pembe. Evet, aloe vera jel, iksir aloe vera jel. Ginkgo forte, alıç forte, damar çayı enfeksiyon çayı. Vatandaş bunları kullandı, özel formüller bunlar vatandaş için. 3 hafta sonra geldiğinde bütün kan değerleri düzeldi. Çok rapor, güzel. Raporlar var. İsteyen doğaltedavi.net'e girerek raporları görebilirler. Normal olarak hastanede artık modern tıbbın yapacağı bir şey yok. Hastanızı evinize götürün. Rahat rahat ölçün demişler. O vatandaş bu formülleri kullandıktan sonra ne yaptı? Kemoterapiyi çöpe attı. Bunlar beni perişan ediyor dedi. Ve şimdi gayet sağlıklı, mükemmel. Ginkgo ile ilgili binlerce klinik araştırması var. Belgelenmiş. PAF yani kanın pıhtılaşma kas sayısını önler. Böylece trombozit oluşmasını önler. Beyne kan akışını artırır. Kalbe kan akışını artırır. Artı bunun bir özelliği daha var. Bazı insanlarda vitrin hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Yani vitrin hastalığı dediysek. O nasıl bir rahatsızlık İbrahim Bey? Kişi yürürken hafif aksayarak yürür. Aslında damarlarındaki yağlanma, daralma, sertleşme, bacaklarındaki, baldırındaki damarlar odun gibi olmuştur, sertleşmiştir. Evet. İçinde plaklar oluşmuş. Yürümekte böyle zorlanır, hafif aksar. Aksayarak yürür ve ona bakan kişiler vitrine bakıyor derler. Zannederler ki vitrine bakıyor. Halbuki o vatandaş aksayarak yürüdüğü için hafif böyle dönerek yürür. Zanneder ki vatandaş bu işte kişi hem yürür hem vitrine bakıyor. Vitrin hastalığı var zannederler onda. Halbuki onda vitrin hastalığı yok. Bacağındaki veya baldırındaki sertleşen damarlar çekiyor. Esnekliğini kaybetmiş. Bu nedenle yürürken aksar. Bu tür rahatsızlığa karşı da etkisi ispat edilmiştir. Peki evet. İbrahim Bey, çok çeşitli bitkiler getirmişsiniz. Bu nedir? İlgimi çekti. Evet, bu laden gülü Türkiye'nin Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde çok yoğun olarak yetişir. Özellikle çam ağaçlarının altını çok sever. Milyonlarca ton Türkiye'de yetişir. Ama kimse bilmez maalesef. Almanlar bunu, Türkiye'de bitki yetişir, Almanlar bunun klinik araştırmasını yapılıyor. Çok üzülüyorum. Neden? Bizim ülkemizde yetişen bitkinin klinik araştırmasını biz yapmalıyız. Doğru. Saarland Üniversitesi'nden Profesör Doktor Günte Wiese bu bitkiyle ilgili yapmış olduğu klinik araştırmasında atopik ekzema, yani alerjik, sulu, kaşıntılı, kabarcıklı, alerjik ekzemaya karşı etkili olduğunu belgelemiştir. 95 çocuk üzerinde klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu araştırmalarda alerjik ekzemayı, atopik ekzem denir, iyileştirdiği belgelenmiştir. Biz ne yaptık? Evet. Doktor Profesör Doktor Günte Wiese klinik araştırması yaptı. Biz onun yaptığı araştırmadan daha mükemmelini yaptık. Ne yaptık? Özel bir formül geliştirdik. Nedir bu formül? Atopik ekzema, alerjik ekzemaya, besin alerjisine karşı çok etkili bir ürün. Laden gülü ekstraktı, sinirlot ekstraktı, papatya ekstraktı, nane ekstraktı, kimyon ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı. Çok özel bitki ekstraklarından oluşan her türlü ekzemaya karşı etkili bir formül geliştirdik. İbrahim Bey, benim de annemin alerjisi var. Bununla ilgili sadece onu kullanması yeterli oluyor mu? Ek bir takviye de veriyor musunuz? Alerji farklı bir durum. Alerji tabii atopik ekzemada bu çok çok mükemmel etkili. Fakat polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi alerjik hastalıklarının sebebi %10 midedeki bakteriden kaynaklanır. %90 bağırsaktaki mantarlar. Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bu bakterinin
99'u faydalıdır. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyorsa bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Bağırsaklar kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası oluşursa bağırsaklarda, bağırsakta yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Mesela örnek olarak diamino oksidaz isimli enzim oranı azalırsa histamin sürekli yükselir. Histaminin yükselmesi kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi alerjik hastalığı, deri hastalığına sebep olur. Buna karşı ne yapılabilir? Biraz önce söyledim. İksir. İksir damarları açar. Bütün kalp damarlarını, beyin damarlarını, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması. Aloe vera jel ise bağırsaktaki mantarları yok eder. Bağırsaktaki mantarlar yok olursa ne olur? Bağırsaktaki yağlanma da ortadan kalkar. Bağırsaktaki yağlanma ortadan kalkarsa ne olur? Yeterli ve kaliteli enzim salgılar hale gelir. Yani kortizonla, antihistaminikle alerji tedavi edilemez. İnsanları antihistaminikle, kortizonla tedavi etmeye kalkmak zehirlemektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'ta yaşayan bir hanımefendi, Leyla Hanım, beni aradı. Dedi ki, İbrahim Bey, araştırdım ben. Kurdeşen varmış. Kurdeşen. Yani ağır tabaz, kronik ürtüker. Kadıncağızın kaşınıyor aniden, nöbet geliyor. Kaşıyor, kaşıyor, her tarafı kabarıyor. 15-20 dakika sonra delirir ama. Antidepresan alıyor, kortizon ilaçları, antihistaminikler, antidepresanlar. Psikolojisi bozuluyor. Alıyor, alıyor ilaç. Geçiyor, 15-20 dakika sonra rahatlıyor. Aa, birkaç saat sonra tekrar bir dalga. Böyle böyle perişan olmuş. İlaç, ilaç, ilaç. Kortizon ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, antidepresanlar ne yapıyor? Baskı altına alıyor. İyileştirmiyor. Kemikleri eritir kortizon, antihistaminik ilaçlar, antidepresan, yan tesiri çok büyük. Ben ona dedim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne şimdi gönderiyoruz. Evet. Ama o zaman gönderemiyorduk. Dedim ki yurt dışına gönderemiyoruz. Ben oraya gelirim dedi. Geldi. 6 haftada iyileşti. Çok ve giderken bir iki bu formüllerden, özel formüllerden aldı gitti bitti. Başka bir bayan geldi. Kurdeşenden dolayı siz bayan içeri girdi. Dedi ki annesi, babası, kocası, kardeşi, çocukları bütün cemaat, cümbür cemaat ailece gelmişler. Dedi ki İbrahim Bey kurdeşen kurdeşen ama dedi bendeki kurdeşen farklı. Nedir dedim. Kadıncağız tırnaklarını kökünden kesmiş böyle. Nöbeti geldiği zaman kaşınma nöbeti her tarafını yırtıyor. Kanatıyor. Kanatıyor. Dedi ki bak tırnaklarımı böyle kökten kestim. Nöbetim geldiği zaman her tarafımı yırtıyorum dedi. Kendimi kaybediyorum dedi. Onun için bana öyle bir şey verin ki dedi. Gerçekten etkili olsun. Normal bir şey değil bu dedi. Problem değildi. Ve o sırada kadıncağızın nöbeti geldi. Dedi ki bana gazoz kapağı veya şişe kapağı verin. Ben kaşınacağım dedi. Gazoz kapağıyla. Gazoz kapağıyla veya şişe kapağı böyle kutu kapağı. Hı hı. Hemen biz ona kapak verdik. Dedi ki hepiniz dışarı çıkın ben kaşınacağım dedi. Dışarı çıktık biz. 15-20 dakika kadın kaşındı, kaşındı, kaşındı. Aa biz içeri girebilirsiniz dedi ya böyle buralarını her tarafını kaşımış. Hep yırtmış, yar olmuş. Evet gördünüz dedi nöbet. Nasıl bir insanım ben. Bu hastalık beni canavara dönüştürüyor dedi. Perişan oluyorum dedi. Hiç problem değildik. İksir, aloe vera jel, laden gülü forte, sinir lot forte, kurdeşen çayı, enfeksiyon çayı. Kullanacaksınız 3-4 ay. Bu bayan 3-4 ay kullandı, 4 ay kullandı. Hiçbir şey kalmadı. Peki İbrahim Bey, bütün rahatsızlıkların, hastalıkların başı bağırsaklardaki mantardan kaynaklandığını söyleyebilir miyiz? Hastalıkların %99'u diyebiliriz. %99. Normal olarak bağırsaklarda 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler ne yapar? Vitamin üretir. Yağları yağsına, proteinleri, amino asitleri, karbonhidratları, glikozlara dönüştürür. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan kullanırsa kişi, kimyasal ilaç kullanırsa bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır. Bir, iki, abur cubur yerse, hazır çorbalar, hazır yiyecekler, konserveler, cipstir, jelibondu, kekti bunların hepsi
toksik madde içerir. Toksik, toksik. Nedir toksik madde? Çin tuzu içerir, monosodyum glutamat içerir, koruyucu maddeler içerir. Bunlar bizim bağışıklık sistemimizi çökertir. Bu nedenle abur cubur yememek gerekir. Dün de konuşmuştuk İbrahim Bey, mantarlardan kurtulmak için aloe vera. Aloe vera, evet doğru. Çok peki güzel. İbrahim Bey, şunu görüyorum. Hep böyle meyveli bitkiler. Bu nedir? Bu meyve nedir? Bu zabal, zeruluta. Yani cüce palmiyenin, bu cüce palmiyenin meyvesi. Şu gördüğünüzse, pardon düşüyoruz. Şöyle tutayım ben. Bu cüce palmiyenin yaprağı. Yelpaze gibi, yelpaze. Yelpaze palmiyesi de denir. Yelpaze palmiyesinin yaprağı, yelpaze palmiyesinin meyvesi. Evet. Bu yelpaze palmiyesinin meyvesinin içerisinde, birleşiminde şterol'ler var. Evet. Beta-zitoşterol. Nedir beta-zitoşterol? Bazı insanlarda maalesef prostat büyümesi, prostat iltihaplanması, prostat kanseri gibi vakalar oluyor. Neden olur? Prostat kanseri, prostat iltihaplanması, prostat kanseri. Prostat normal olarak bir hormon salgılar, testosterol hormonu. Testosterol hormonunun salgılarken prostat artı içerisinde iki enzim vardır. Aromataz ve reduktaz. Bu enzimler artarsa erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüşür. Bu nedenle prostat büyür. Bu enzimleri, aromataz ve reduktaz isimli enzimleri azaltmazsanız prostat ameliyatına kadar gider. Prostat ameliyatı olursa kişi cinselliği %85 biter. Çünkü ne olur? Ortada hormon yetersizliği ortaya çıkıyor. İşte bununla ilgili, zaballa ilgili 100'den fazla klinik araştırması yapılmış, 60 bin hasta üzerinde denenmiştir. Bunun meyvesinin içerisindeki zitoşterol, prostat büyümesi, prostat iltihaplanması, prostat kanserine karşı dünyada en etkili bitki. Biz ne yaptık? Evet, ne yaptık? Zabal forte. Bulamıyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, İbrahim Bey'e sorularınız için 0212 621 2165 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. İbrahim Bey, ben bir de bunu görüyorum. Bu nedir? Evet, siz maşallah. Yani o kadar çeşit bitki getirmişsiniz ki, hepsi meyvesi var, yenilecek gibi. Şimdi buna Oregon üzümü denir, Oregon. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği için Oregon üzümü denir. Oregon üzümü sedef hastalığına karşı o değil. Oregon üzümü bu yaban mersini değil, bu ayrı. Öyle mi İbrahim Bey? Evet. Oregon üzümüne Mahonia aquifolium denir Latincesi. Bunun meyvesi ve yaprağı değil, şifalı olan kısmı kabuğu. Bu kabuğu veyahut da kökünün kabuğu. Bildiğimiz kabuk. Kabuk, evet. Dalının kabuğu veya kökünün kabuğu daha etkilidir. Dalının kabuğu %5 alkaloid içerir. Evet. Kökünün kabuğu %15 alkaloid içerir. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gite yapmış oldukları klinik araştırmalarda sedef hastalığına karşı etkili olduğunu belgelemişler ve yüzlerce sedef hastasını iyileştirmişlerdi. Sedef üzerine ne deniyordu bugüne kadar? Efendim, sedef hastalığının sebebi kreatin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklanıyor. İşte hücre gelişirken, hücre oluşurken kreatin yetersizliği olursa protein sedef hastalığı ortaya çıkar. Fakat son yapılan araştırmalarda İtalyan asıllı Doktor Simoncini sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantarlar olduğunu belgeledi. Bağırsaklardaki mantarlar neden sedefe sebep oluyor? Mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor, arıtamıyor.
yoruluyor, yağlanıyor. Artık yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Ve sedef hastalığı ortaya çıkıyor. Doktor Simoncini 100 yıldır sedef üzerine söylenenlerin hepsinin asılsız olduğunu belgeledi. İsteyen internete Google'a girerek görebilir. Doktor Simoncini İtalyan asıllı. Doktor Simoncini'nin 30 yıllık yapmış olduğu araştırmayla sedefin sebebinin mantarlar olduğu belgelenmiştir. Alman asıllı Profesör Doktor Wiesenhauer, Profesör Doktor Gitte Mahonya ile ilgili yapmış oldukları araştırmada sedefi bu mahonyanın ekstraktından sedefi iyileştirmişlerdi. Biz ne yaptık? Dünyadaki yapılan klinik araştırmaları inceledik. Sedefe karşı mükemmel bir formül geliştirdik. Nedir o formül? Mahonya forte. Mahonyanın birleşiminde mahonya ekstraktı, laden gülü ekstraktı, laden gülü biraz önce bahsettim. Evet, o da atopik ekstremaya karşı. Evet. Sinirlot ekstraktı, adaçayı ekstraktı, mercan köşk ekstraktı, lavanta, sarı kantarın 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Peki İbrahim Bey, bütün bitkilerin içerisinde yani yapmış olduğunuz ürünlerin içerisinde 19 çeşit bitki mi var? Bu bizim formüllerimiz 19 çeşit bitki ekstraktından oluşuyor. Neden? Neden? Bismillahirrahmanirrahim. Dün söylemiştiniz. Kelimesi 19 harften oluşur. Bu da bize böyle nasip oldu. 19 harfi yani kullanırken Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutursa kişi otomatik Bismillahirrahmanirrahim demiş gibi oluyor. O niyetle yapıyoruz yani. Çok güzel. Evet. Sedefe karşı dünyada en etkili bitki mahonyadır. Bizim bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışma çok özel bir formül. Mahonya forte. Çok çok mükemmel bir formül. İbrahim Bey, sedefin dışında bütün cilt rahatsızlıkları için kullanılabilir mi? Sonuçta mahonya forte, hani sedef için diyorsunuz ya. Ha tabii, rahatsızlıklar farklı farklı. Şöyle mesela çok güzel bir soru sordunuz. Mesela diyelim ki seborreik dermatit. Seborreik dermatit yani ekzema. O zaman ne yapmak gerekir? Güzel bir soru. Cadı fındığı diye bir bitki var. Cadı fındığı. Cadı fındığı. Latincesi Hamemelis virginiana. Amerika Birleşik Devletleri'nin vatanı Virginia eyaleti olduğu için buna Hamemelis virginiana denir. Hamemelis virginiana yani cadı fındığının yaprak ve kabuğu aynı oranda kullanılır. %50-%50. Yaprak ve kabuğunun ekstraktından yapılan damlalar, drajelerle ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Bununla ilgili benim kitapta, yazmış olduğum bu kitapta çok ayrıntılı bilgi var. Biz ne yaptık? Hamemelis forte diye bir formül geliştirdik. Ekzemaya karşı. Şimdi laden gülü atopik alerjik ekzemaya karşıydı. Mahonya forte sedefe karşı. Seborreik dermatite karşı ise ve artı bunun bir farklı özelliği daha var. O da nedir? Bebeklerde gözüken pişik. Bebekleri ne yapıyoruz? Sarıyoruz, sarmalıyoruz. Hava almıyor. Poposu veya cinsel genital bölgesi ne oluyor? Pişiyor, pişiyor. Yanıyor. Veya ağız içerisinde vücudun çeşitli noktalarında pişikler oluşuyor. Pamukçuklar oluşuyor. Bu Hamemelis virginiana ekzemaya karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Etkisi ispat edilmiştir. Çok çok güzel, çok özel. Alerjik, atopik ekzemaya karşı da aynı laden gülü gibi etkili. Bu özelliği de var. Yani sadece seborreik dermatit değil, atopik dermatit. Bakıyorum da kitabınızda bütün rahatsızlıklarla ilgili yazmışsınız. Bütün rahatsızlıklarla ilgili var değil mi burada bilgi? Şimdi şöyle, yani bu kitabı biz, ben yani ben biz diyorum da yani bir grup değil, kendim hazırladım. Biz demek biraz şey kaçıyor yani, Allah korusun, kibir ve gururla kapılmak iyi değildir o bakımdan. Şimdi bu kitabı 27 yılda tamamladım. 27 yılda. 1980 yılında başladım. Aslında kitap yazmak gibi bir niyetim yoktu. Ama almış olduğum notlara baktım da o
Ben bir kitap yazabilirim dedim. Yazdım. Kitabı bitirdim. Elime aldım. Dur dedim, ben buna klinik araştırmaları da ekleyeyim. Dünya çapında yapılan bütün klinik araştırmaları inceledim. 1000'den fazla klinik araştırması. Bu kitapta mevcut. Artı bitkilerin açık formülü hiçbir kitapta olmayan, bugüne kadar bu kitap son 1000 yılda yazılan İbn Sina'dan bugüne kadar ilk ilmi kitaptır. Bu mesela ginkgo. Ginkgo'nun birleşimindeki etken madde. Aha, telefon çaldı. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Günler, hayırlı programlar. İyi günler, iyi pazarlar. Buyurun. Benim size bir sorum olacaktı. Tabii İbrahim Bey. Buyurun. Bende kaşıntı alerji var. Efendime söyleyeyim ama kaşınırsa öyle normalde 2 saatte bir İbrahim Bey'in dediği gibi nöbet gibi geliyor ama öyle tabii hırçın bir şekilde değil. Fakat geri kalkıyor gibi oluyor her kaşıntıda. Problem değil. İksir, aloe vera jel, bu gördüğünüz özel formüller geliştirdik. Alerjiye karşı verebilir misiniz? Tabii ki. Buyurun. İksir, aloe vera jel, biraz önce bahsettim. Hamemelis, sinirli ot, alerji çayı, enfeksiyon çayı. Takriben kaç yıldır rahatsızlık var sizde? Hayır hocam. Vallahi aşağı yukarı var 6 yıldır. O zaman takriben 3-4 ay kullandığınız zaman iksir, aloe vera jel, hamemelis forte, ladengülü forte, alerji çayı, enfeksiyon çayı hiçbir şeyiniz kalmaz. Yani tertemiz olur. Vücudu arıtmak gerekir. Bağırsaklara yerleşen mantarları yok etmedikçe alerjinin sebebi %90 bağırsaktaki mantarlar, %10 midedeki bakteri. Eğer gastrit varsa tonik de gerekir. Gastrit yoksa, gastrit ülser, midenizde problem yoksa bunlar yeterli. Kullandığınız zaman hiçbir şeyiniz kalmaz. Geniş bilgi için burada yazılan telefon numarasını biz sizi ararız arkadaşlar, not alalım. Arkadaşlar notlarını alırlar. Ayşe Hanım çok geçmiş olsun. İyi pazarlar. Evet İbrahim Bey, nerede kalmıştık? Evet. Şimdi. Ben bir de sizin yanınızda çok çeşitli bitki görüyorum. Onlar nedir? Bunlar nedir? Şu gördüğünüz bitki sarı kantaron. Sarı kantaron, üzüntü, sıkıntı, stres, panik atak, depresyon, endişe, korku. Dünyada ginkgo'dan sonra en çok damlası drajesi yapılan, satılan bir üründür. Konsantrasyon zafiyeti. Sarı kantaronun birleşiminde %1 oranında hipeforin içerir. Hipeforin, beynimizdeki hormonların salgılanmasını sağlar. 4 çeşit hormona etki yapar. 1. Serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Serotonin hormonu kişiye mutluluk verir, neşe verir, huzur verir. 2. Noradrenalin hormonu salgılanmasını sağlar. Noradrenalin dikkat dağınıklığını önler. Okulda okuyan çocuklar için çok çok ideal. İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan insanlar mutlaka sarı kantaron damlası drajesi kullanması gerekir. Mesela imtihana girmeden önce kişi, herhangi bir imtihan, sarı kantaron damlasını, derecesini kullanırsa bildiği her şeyi yazar. Hiçbir şey unutmaz. Dikkat dağınıklığını önler. Sakinleştiriyor, teskin edişir, endişeyi, korkuyu atar, kişiye güven verir. Mesela başka bir program, televizyon programında bir sunucu stüdyoya girdiği zaman böyle surat iki karış, sanki stüdyoya kaplan girmiş gibi çok hırçın böyle bakıyordu. Herkes korkuyordu. Ya gene bir şey, ya bugün morali bozuk, gene bir şey yapacak, gene kızacak diye. Ne oluyor dedim ben. Dedi ki abi çok sinirliyim. Niye? Ya dedi panik oluyorum, işim çok. Sabahtan akşama, gece yarısına kadar koşturuyorum, geriliyorum. Sonra da geliyorum bu stüdyoda çalışanlara kızıyorum dedi. Sakin ol dedim. Sana çok özel bir formül. Sarı kantaron forte. Üzüntü, sıkıntı, stres, gerilim, korku. Birinci, ikinci dereceden depresyona daha iyi gelir. Aa öyle mi? İyi. Kullanayım dedi. Bir hafta kullandı. Bir hafta sonra dedi ki
Allah'a şükürler olsun. Dünya varmış dedi. Çok güzel. Kedi gibi oldum. Başıma vursalar bile dedi. Artık ses çıkarmıyorum yani. Evet. İbrahim Bey, içindekiler sarı kantorum, pasiflora, melisa, üzerlik, lavanta. Çok güzel. Evet, mükemmel bir antidepresan özelliklere sahip. Kimyasal ilaç kullanmadan antidepresif rahatsızlar tedavi edilebilir. Çok güzel. Bugünlük de yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Herkese merhabalar sevgili seyircilerimiz. Fırsat dakikalarıyla bir kez daha karşınızda, huzurlarınızdayız efendim. Evet, yine teknolojinin geldiği son nokta diyor.